Sözünün özüne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Konuğumuz Koca Sinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolak Bayraktar. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Elhamdülillah. Şükür. Yaramazlık yok. Çok iyi. Sizler de iyisiniz. Vallahi biz de iyiyiz. Yoğun bir şekilde koşturuyoruz Sayın Başkan. Allah kolaylıklar versin. Amin diyelim. Ramazan yoğun geçiyor sizde de Koca Sinan'da. Yani her zamanki gibi Ramazan'da şükür Allah'a tempolu başladık. İnşallah böyle devam eder. Sağlıkla hayırlısıyla inşallah Ramazan bayramına erişmek nasip olsun. Şimdi teravih namazına gidiyorsunuz her gün ve dün depremzede öğrenciler ve aileleriyle eşiniz de vardı. Beraber iftar açtınız. Vali Bey'in eşi de vardı. Bugün de sanırım bir depremzede ailemizin evine gittiniz galiba. Doğru. Dün Gever Nesibe yurdunda kalan depremzede ailelerle birlikte Sümer Fen Lisesi'nin öğrencileri, orada kalan depremden dolayı buraya gelmiş olan yurtta kalan öğrencilerle beraber iftar yaptık akşam. Dediğiniz gibi Sayın Valimizin kıymetli eşleri var idi. Sayın Kaymakamımız eşleri vardı. Biz de eşimizle birlikte katıldık. Orada iftarı onlarla birlikte açtık. İftar hep diyoruz ya paylaşmaktır diye. İftar sofralarını mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de dediğiniz gibi Göksu'ndan gelmiş olan bir depremzede aileyle birlikte orada Göksu'nda bir muhtar, köyün muhtarı, onunla birlikte ailesiyle birlikteydik. Gene bu şekilde devam ediyor. Akşam iftarlar, ondan sonrasında mahallelerdeki programlar, vatandaşlarımızla bir arada olmaya, biraz bu bereketi istifade etmeye, Ramazan'ın bereketinden istifade etmeye çalışıyoruz. Şükür şehrimizde bu güzel bir gelenek, güzel bir adet. Bunu yaşatıp devam ettiriyoruz. Depremzedelerin morali nasıldı Sayın Başkan? Şimdi özellikle ilk başta, ilk günlerdeki Maraş özelinde söylüyorum. İlk baştaki psikoloji çok ağır bir psikolojiydi. Ağır bir tablo vardı orada. Zaman içerisinde her gittiğimiz gün şey değişiyordu. Tablo değişiyordu. Öncelikler değişiyor. İnsanların tabii ki bakış açısı değişiyor. Unutmak olmasa herhalde o ilk anki acı, o ilk anki acının sıcaklığıyla yaşanmaz. Ama tabii ki zaman içerisinde bazı acılar diniyor, unutulmaya başlanıyor, acılar küllenmeye başlıyor. Böyle olunca ilk günkü psikolojiden bugünkü psikolojiye biraz daha değişiyor. Ama tabii ki yaşananları unutmak, öyle bir anda silip atmak kolay değil. Hala içlerinde o acı, o an var. Mesela en ufak bir şeyde tedirgin oluyorlar hemen. Bir şey sallanıyor ediyor gibisinden. Avizeye bakıyor, bir yerlere bakıyor. Böyle bir ağır bir psikolojisi var. Allah yardımcılar olsun. Kolay bir şey değil. Bakın biz burada bile Kayseri'de depremi yaşamadık. Depremden 200 kilometre, 250 kilometre depremin merkezinden 250 kilometre uzakta oradaki depremi biz burada hissettik. Doğru. Siz burada hadiseyi tahmin edin. Onlar neler yaşadılar orada? Depremin büyüklüğünü, oradaki şiddeti, buraya 250 kilometre geldikten sonraki halde bile biz burada ne kadar ağır bir travma geçiriyoruz, zor günler geçirdik. Kaldı ki onlar bu depremi yaşamış insanlar ve çevresinde kayıplar olan, çevresindeki insanları vefat etmiş, depremde vefat etmiş, enkaz altından kalmış veyahut da enkaz altından çıkarmışlar. Böyle bir tablo var karşıda. Böyle olunca da ister istemez bu işte bu acının bir anda düzelmesini beklemek normal bir şey değil. Ama gördüğümüz şu ki günden güne tabii ki acılar hafiflemeye başlıyor. Yaralar sarılmaya başlıyor. Deprem bölgesine önemli yardımlar, destekler yaptınız. Oraya çok da güzel bir Koca Sinan çarşı kuruldu. Onu soracağız ama şimdi o yardımlarla ilgili bir veterinimiz var. Hazır mı arkadaşlar o? Hazır. Bir onu girelim sonra başkanla devam edelim. Birazdan mı hazırlayacaksınız? Özellikle Koca Sinan Çarşı. Evet, şimdi bu çarşı projesi Sayın Valimizin orada başlatmış olduğu, Elbistan'da başlatmış olduğu bir proje. Bir Koca Sinan Çarşısı orada, bütün belediyelerimiz, Kayseri belediyelerinin hepsi orada karınca karınca bir şeyler yaptılar. Ve çarşı özelinde de hepsinin bir çarşısı var. Oradaki Elbistan'daki yaşayan kardeşlerimiz de artık Kayseri'ye gidiyoruz, Koca Sinan'a gidiyoruz. Melik Gazi'ye gidiyoruz diye
her bir çarşının kendi özelinde ismiyle o çarşıları anıyorlar. Tabii ki belki dışarıdan baktığınız zaman bir çarşı veyahut da böyle bir alan yapmanın ne ehemmiyeti var şimdi, ne önceliği var diye düşünülebilir. Ama birebir orada yapılan bu yerlerin kullanımını görünce, insanların oradaki memnuniyetini görünce çok doğru, isabetli bir iş olduğunu bir kez daha ben vurgulamak isterim burada. Çünkü insanlar gittiğiniz zaman orada kaynaşabiliyorlar, bir araya gelebiliyorlar. Veyahut da kendi işlerinde muhabbet edebilecekleri, durumlarını paylaşabilecekleri bir ortam oluyor. Acılarını paylaşacakları bir ortam oluyor. Belki uzakta olsalar, görüşmeseler daha farklı bir durum olabilecek ama burada bir araya gelince, bu mekanlarda bir araya gelince bir nebze olsun birbirlerinin yaralarını sarmış oluyorlar. İşin bir diğer tarafında da çarşı pazar çalışmaya başlıyor. Yani bu ticaret olmazsa olmaz bir şey. Gündelik hayat içerisinde ekmek alacak, peynir alacak, neyse meyve alacak, bir şey alacak. Bununla ilgili de mekanların bir an önce hayata geçmesi de son derece önemli bir iş. Bizim yaptığımız yerde mesela iki tane doktorluk, ayrı ayrı iki tane konteynerde aile sağlığı merkezi var. Medikal ürünlerin satıldığı yerler, optikçi vesaire gibi gündelik olarak insanların ihtiyaç duyacakları her şeyin olduğu mekanlar haline gelmeye başladı buralar. Yeme içme mekanından tutun da alışveriş yapılana kadar. Mesela orada bir tane beyaz eşya servisi, açılan iş yerlerinden bir tanesi. Beyaz eşya servisi. Belki normal bir zaman olsa aklınıza gelmeyecek şeylerin birçoğu ihtiyaç olarak karşınıza çıkıyor ve buralarda bunlar hizmet vermeye başladı. O bölgedeki yaşayan insanlarımıza hizmet veriyorlar. Tabii ki hayatın normalleşmesi adına da bunların yapılması son derece önemli. Bizim oradaki yapmış olduğumuz Koca Sinan Yaşam Parkı diye adını koyduğumuz Sayın Valimiz oradayken dedi ki buranın adı Koca Sinan Yaşam Merkezi olsun dedi. Başkanım, Elbistan'da değil mi? Elbistan'da. Evet. Orası önceden de zaten pazar kurulan, Elbistan'ın pazarının kurulduğu bir yer. Elbistan'ın merkezinde. Evet. Ben bilmiyorum tabii, daha öncesinde Elbistan'ı görmedim ama Elbistan'ı bilenler, daha öncesinde görenler için söylüyorum. Elbistan'ın tam merkezi burası. Oraya yapıldı bu şeyimiz, yaşam alanımız. Ve burada şu anda Elbistan'daki hemşehrilerimize, kardeşlerimize hizmet veriyor. Son derece isabetli bir iş ki bundan sonrasında, Elbistan'dan sonra farklı farklı yerlerde de artık bu projeler başlatılmaya başladı. Konteyner kentlerle birlikte bu çarşılar da, konteyner çarşılar da oluşturulmaya başlandı. Tabii ki umut ederiz inşallah en kısa süre içerisinde sabit yaşam alanları, sabit imkanları olsun ama takdir edersiniz ki bunun akşamdan sabah olması mümkün değil. Biraz zamana ihtiyaç var ama bu zaman dilimi içerisinde de ihtiyaçları karşılayacak bu mekanlar şu anda birer birer inşa ediliyor, yapılıyor, faaliyete geçiyor. Elbistan'da Kayseri olarak biz bunun öncülüğünü yaptık ama diğer şehirlerdeki belediyelerimiz de farklı illerde bu ve benzeri projeleri hayata geçirerek şu anda deprem bölgesinde olan birçok ilimizde bu benzeri projeler şu anda hayata geçiriliyor. Sayın Başkanım, Koca Sinan kardeş belediye olarak Maraş'ta Türkoğlu değil mi? Türkoğlu ve Elbistan, her ikisi de kardeşim. Türkoğlu'da da güzel işler yaptınız. En son bir bu sokak oyunları şenliği bir orada oldu. Şimdi biz Türkoğlu'nda bütün belediye birimleriyle, bütün imkanlarımızla ilk günden itibaren Maraş'ta zaten var idik. Daha sonra da Türkoğlu'na geçtik orada. Yani fen işleri birimimizle, oradaki iş makineleri vesaire, temizlik işlerimizle, oranın temizliği. Maraş'ta da olduk, daha sonra Türkoğlu'nda da. Ama bizim en önemli ilk günden itibaren yaptığımız işlerden bir tanesi de mobil mutfağımız ve arkasından Türkoğlu'na kurmuş olduğumuz mobil fırınımız. Şimdi ilk anlarda işin böyle acısının yüksek olduğu zamanlarda insanın aklına hiçbir şey gelmiyor. Ama biz geriden baktığımız zaman oradaki insanlara bir şeyler yapmak lazım, yardım etmek lazım. Buradan bir şeyler gönderiyoruz. Ekmek gönderiyoruz, su gönderiyoruz, bir şeyler gönderiyoruz ama oradaki imkanlar, gidince gördük oraya, oradaki imkanlar böyle kolay değil. Hızlıca dedik buraya bir tane bizim şey kurmamız lazım. Fırın kurmamız lazım. Siz bayağı ekmek yardımı yaptınız. Tabii. Oraya. Mutfak kurmamız lazım. Şu anda kurmuş olduğumuz fırında günlük 16 bin ekmekle oradaki çadır kentte yaşayan kardeşlerimizin ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Yaklaşık Türkoğlu'ndaki günlük ihtiyaç olan ekmeğin 3'te 2'ye yakınını Koca Sinan'ın mobil fırınında
karşılanıyor. Şu anda bir fil orada mobil fırınımız hizmet veriyor. Hemen de yanı başında bir tane mutfağımız var orada, mobil mutfak. Mobil mutfak da hakeza orada hizmet veriyor. Tabii bizim daha öncesinde Battalgazi'de, Malatya'da da bir mobil mutfağımız vardı. Maraş'ın merkezinde de mobil bir mutfağımız var idi. Maraş'ın merkezinde hatta bir de mezarlıkta, Maraş'ın mezarlığında mobil mutfağımız ilk günden itibaren orada hizmet verdi. Ya mezarlıkta mutfağın ne işi var diyebilirsiniz. Ama düşünün, ilk günlerde binlerce cenaze defnediliyor ve orada insanlar acılarıyla defnettikten sonra oturacak, belki bir an olsun rahatlayacağı bir ortamda sıcak çay içtikleri, bir kap sıcak çorba içtikleri bir mekan olarak orada çok ciddi manada yaklaşık 3 hafta boyunca orada Maraş'taki kardeşlerimize hizmet verdi mobil mutfağımız. Tabii daha sonrasında definler azalınca oradaki mobil mutfağımızı çektik. Ama şu anda Türkoğlu'nda hem mutfağımız hem de aktif bir şekilde fırınımız çalışmalarına devam ediyor. Bu yardımlar, hizmetler devam edecek sanırım. Yani şu anda görünen o ki burası bir miktar daha devam eder. Bir süre daha biz orada kalmaya devam ederiz. Çünkü hem kalıcı kentlerin yapılması, konteyner kentlere vesairelere geçildi ama her ne kadar olsa da insanların orada belki psikolojilerinin de göz ardı etmememiz lazım yemek yapma noktasında, ama diğer taraftan da imkanlar noktasında da bizim bu oralarda bu mobil mutfaklarla şeyi desteklememiz lazım. Oradaki yaşayan insanlarımızı desteklememiz lazım. Muhtemeldir bu bir miktar daha devam ederiz biz orada. Buna ilgili birkaç sorum daha olacak ama veteri hazır sanırım. Bir onu girelim, Kocaeli Meclisi'nin o bölgede yaptığı yardımları. Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İnşallah yeniden Maraş'ımızı, Antep'imizi, Hatay'ımızı, Adıyaman'ımızı, Malatya'mızı, bütün deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldıracağız. Asrın felaketinin neden olduğu yaraları sarmak için mücadele sürüyor. Kayseri Kocasinan Belediyesi de bölgede. Kayseri ekmeğe birse paylaşır. Allah razı olsun. Neyi varsa paylaşır. Bugün de bizim paylaşma zamanımız. Depremden etkilenmiş olan kardeşlerimize elimizden geldiğince şehrimizde ev sahipliği yapmak, burada da kendi şehirlerinde, kendi yaşadıkları, doğdukları topraklarda yeniden hayata tutunabilmeleri için elimizden geldiği ölçüde onların hayatını kolaylaştırmak, yeniden güzel bir şekilde anılarını biriktirebilmeleri için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz. Dedik şimdi orada iş makineleri hala var mı? Bayağı bir iş makinesi personel gitti. Tabii şimdi ilk baştaki kadar yok şu anda. İlk gün biz buradan bütün ağır iş makinelerimizi, kırıcıları, jeneratör, vinç, o tip iş makinelerinin hepsini ilk gün göndermiştik. Belli bir zaman sonrasında kademeli olarak bu iş makinelerimizi çektik. Ve orada Maraş'ta, Maraş'ın özelinde bu enkazlar bittikten sonra yıkılacak olan veyahut da enkaz kaldırma işlemlerinde tamamında orada mesela DSI çalışmaya başladı. 3 hafta sonrasındaydı herhalde. 3 veyahut da 1 ay geçmemişti ki şeyde gittiğimizde Maraş'ta her tarafta yeşil araçlar vardı. Kamyon yeşil, ekskavatör yeşil, iş makineleri yeşil. DSI'nin araçları tamamen oradaki enkaz kaldırma çalışmalarını onlar yapmaya başlamıştı. İlk başlarda biz enkaz aramalarda
bizim ekiplerimiz, bütün diğer şeylerin, kamunun kurumlarının ekipleri sahada yaygın bir şekilde çalışıyordu ama iş enkaz kaldırmaya döndükten sonrasında artık kamunun birimleri direkt çalışmaya başladı. Bizim de Türkoğlu'nda daha az miktarda, ilk zamana nazaran çok daha az miktarda iş makinamız, temizlik araçlarımız orada tabii ki o bölgedeki belediye birimlerine destek olmak üzere çalışmalarını devam ettiriyor. Ama ilk günkü kadar, ilk birkaç hafta kadar yoğun bir şekilde değiliz. Oraya yapılan yardımlar, çalışmalar, buradaki yatırımları etkiliyor mu Sayın Başkan? Şöyle, şu an için çok da fazlaca bizim bu noktada etkilendiğimizi söyleyemeyiz. Şükür Allah'a hem imkanlar olan bir belediyeyiz. Böyle olunca da bütün o zaman daha da mevsim şartları itibariyle de sahada çalışmalar da başlamamıştı. İş makineler için de aynı şekilde. Diğer makine ekipmanları için de onlar da yedekli olarak çalışabileceğimiz araçlarımız da bizim oraya gönderdiğimiz araçlar. Bu noktada hiçbir şekilde bizim burada yapılması gereken hizmetlerimizle ilgili bir aksama olmadı. Personelle ilgili de oraya giden personel, ben buradan bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden 7-24 mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştılar arkadaşlarımız. Birer haftalık periyotlar halinde de arkadaşları değiştiriyorduk. Bir hafta biri çalışıyorsa bir önce sonraki haftada farklı bir ekip gönderip orada çalışmalarına devam ettiriyorduk. Bu noktada da herhangi bir aksamaya ne şehrimizde ne oradaki çalışmalara aksamaya mahal vermeksizin çalışmalarımız devam etti. Tabii ki biz orada deprem bölgesinde yardımları yaparken şehrimizde depremden etkilenen vatandaşlarımızın Kayseri'ye geldiği en yakın olan şehirlerden biri olması hasebiyle de yoğun bir şekilde geldiği şehirlerden bir tanesi. Bir yandan da Kayseri'ye gelen depremzedeler de aynı şekilde ilgilenmeye başladık. Onlara da yardımlar, yurtlarda kalanlar, evlerde kalanlar, buraya gelenler. Tabii ki oradan çıktık geldikleri zaman buradaki imkanları kendi şehirlerinde yaşadıkları şehirlerdeki gibi değil. Bütün her şeyini oraya bırakmış veyahut da her şeyini orada kaybedip gelmiş olan birçok vatandaşımız var idi. Bu noktada da onlara elimizden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya başladık. Hala da devam ediyoruz tabii ki bu çalışmalarımıza. Şimdi görüntülerde de izledik, haberlerini de yaptık. Şimdi mesela bu İAŞ'e dağıtılıyor orada mı efendim o? Yok, İAŞ'ler Kayseri'de dağıtıyor. Kayseri'de. Evet. İAŞ'e şimdi oraya mesela, oraya da İAŞ'ler gönderdik. Oradaki İAŞ'ler şeyin kontrolünde, koordinatör valilerin kontrolünde orada dağılıyor ama bizim buradaki birimlerimiz, görmüş olduğumuz buradaki dağılanlar bizim ekiplerimizin dağıttığı Kayseri'deki şehrimizdeki yaşayan depremden etkilenmiş Kayseri'ye gelmiş olan vatandaşlarımız için dağıtmış olduğumuz kolilerimiz. Bir de sosyal marketi gördüm. O önemli. Şimdi tamamen depremzedeler. Evet. Şimdi sosyal marketi biliyorsunuz biz uzunca bir süredir sosyal marketimizde şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize kıyafet desteğinde bulunuyorduk. Ve bugünden orası depremden sonrasında tamamen depremzedeler için ayrılmış olan bir mağaza haline geldi. Sosyal market tamamen kadın, erkek, genç, yaşlı herkese hitap eden bir sosyal market olarak depremden şehrimize gelmiş olanlara hizmet veriyor. Burada da şöyle bir çalışma metodu izliyoruz. AFAD'a, kaymakamlığımıza kayıt olmuş. Hatay'dan, Adıyaman'dan, Malatya'dan, Maraş'tan, Osmaniye'den, her nereden olursa deprem bölgesinden gelmiş, depremzede olduğu tespit edilmiş ailelere isimlerini alıyoruz kaymakamlık üzerinden. Arkadaşlarımız bunları gündelik olarak arıyorlar. 40, 50, 60, 70 kişiyi her gün için. İlk önce ihtiyaçlarını, eksiklerini soruyoruz. Yapabileceğimiz, yardım edeceğimiz ne var diye soruyoruz. Arkasından da kıyafetle ilgili bunları sosyal markete yönlendiriyoruz. Her gün belli sayıdaki aileyi sosyal markete yönlendiriyoruz ve ona göre de alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Takdir edersiniz ki biz bir günde desek yoğun bir şekilde oraya insanlar geleceği için bunun altından kalkamayız. Ama programlı bir şekilde gündelik olarak sosyal markete gelip alışveriş yapılıyor. Herkes bu saatine riayet ediyor. Gününe riayet ediyor. Böyle olunca da herhangi bir kargaşa olmaksızın, herhangi bir problem olmaksızın herkes geliyor, alışverişini yapıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor
ve ayrılıyor. Ve bu noktada da şu ana kadar binlerce aileye orada yardım yapıldı, destek olundu. Devam ediyor şu anda çalışmalar. Burada da bir teşekkürü yurt dışından yardım gönderen hemşerilerimize, Kayseri'mizden sosyal marketimize yardım gönderen kıyafettir, giyecektir, başka ihtiyaçlardır, destek gönderen herkese de teşekkür ediyorum. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Hepsinin kesesine bereket. Çünkü sosyal market özellikle bu desteklerle ciddi manada hem ayakta duruyor hem de vatandaşımıza hizmet üretiyor. Şimdiye kadar yoğun bir şekilde hayırsever desteğiyle bu sistem çalışıyor vaziyette. Sayın Başkanım, Kocaeli'nin bölgesinde zaman zaman rakamlar açıklanıyor. Hasarlı, orta hasarlı veya çok hasarlı binalar var mı ya da okullar, hatta bir yıkıma gitmiştiniz siz. Şimdi şöyle, okulların yıkımı ile ilgili bizim bölgemizde birkaç tane yıkılması gereken okul var idi ama bu depremden önce tespit edilmişti. Yani deprem gelmeden önce birkaç tane okulumuzun yıkılması gerektiğini, bunların deprem performansının uygun olmadığı rapor edilmişti. Bir tanesini de Cumhuriyet Okulu'nu depremden önce yıkmıştık. Daha sonrasında Avukat Ahmet Ulucan Okulu, evet. O mesela depremden hemen sonrasında yıktığımız okullardan bir tanesiydi. Ama dediğim gibi onun zaten okul boşaltılmıştı. Herhangi bir şey öğrenci alınmamıştı. Daha öncesinde de tespit edilen bir hasar durumu mevcuttu. O okulda yıkıldı. Birkaç tane daha şu anda tespit edilmiş, önceden gelen tespit edilmiş, devam eden okullarımız var. Ama onun dışında minare, camilerde minareler vardı birkaç tane ağır hasarlı. Bu minareler de tamamen yıkıldı. Ve diğer okullarla ilgili tespit edilen bütün kamu yapılarıyla ilgili ilk önce okullarda tespit yapıldı. Kayseri genelinde aynı şekilde, Kocasinan'da da. Okulların hepsinde yapılan çalışmalarda herhangi bir hasarı tespit edilmedi. Zaten hasarı var ise o okullara öğrenci alınmadı ama onun dışındaki okulların hepsinde şu anda öğrenci alınanlarla ilgili herhangi bir hasarı tespit edilmeyen okullar. Aynı şekilde kamu yapılarıyla ilgili. İkamet amaçlı konutlarla ilgili de bir tanesini biliyorsunuz. Mimar Sinan Konakları, Hastane Caddesi üzerindeki yapı. Evet. Orası ağır hasarlıydı. Hemen acil bir şekilde yıkılması gerekiyordu. Onlar yıkıldı. Birkaç tane de bizim bölgemiz üzerinde Kocasinan'da gene ağır hasarlı yapı boşaltıldı şu anda. Tebrikatlar, resmi süreçler devam ediyor. Onlar da zaman içerisinde tabii ki yıkılacaklar ama ağır hasarlı birkaç tane Kocasinan'da yapı var. Şu ana kadar yapılan başvurular içerisinde tespit edilenler, orta hasarlı, hasarlı, az hasarlı yapılar var ama burada tabii ki en riskli olanlar ağır hasarlı olanlar. Onlarla ilgili de dediğim gibi birkaç tane onlar da yıkılacak. En son Kayseri'ye geldiğinde Vali Bey bir basın toplantısı düzenlemişti. Binaların MR'ını çekeceğiz demişti bu süreçten sonra. Okulları da kontrol edeceğiz demişti. Kocasinan'da var mı bunlar? Okulların hepsi kontrol edildi. Kontrol edildi. O hafta itibariyle hafta başına kadar bütün okullar kontrol edildi. Bizdeki teknik birimler, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki teknik birimlerle beraber mühendislerimiz koordineli bir şekilde çalışarak ilk önce okulların tespitleri yapıldı. Herhangi okullarda hasar var mı, depremden etkilenmiş mi, bunlarla ilgili bütün okulların tespitleri yapıldı. Şu anda tespiti yapılmamış kamu yapısı okul kalmadı. Özel okullar da dahil bunun içerisinde. Resmi okullar, özel okullar hepsi denetimden geçti. Tabii ki yapıların MR'ını çekmek biraz, bütün yapıları kastederek söyleyecek olursak bu biraz zaman alacak bir iş. Öyle kolayına yapılacak bir iş değil. Tabii ki bundan sonrasında daha dikkatli olmak veyahut da bazı şeylerle ilgili daha fazlaca irdelemek gerektiği kamuoyunun gündemine düşmeye başladı. Sadece belli yerlerin, belli kurumların değil, artık vatandaşların da gündeminde olmaya başladı. Şimdi herkes zemin sıvılaşması, taşıma gücü, zemin taşıma gücü, zemini likit sıvılaşmanın ve ortaya koyduğu sıkıntılar, radye temel, perde beton vesaire, bu kavramlarla
çok fazlaca televizyonda söyleyeyim dinleyince onlar da artık kulak aşinalarıyla birlikte acaba bizim evin temeli radya temel mi? Bizde yeterince yanal yükleri taşıyacak deprem perdelerimiz var mı? Vesaire demeye başladılar. Tabii ki bunlar bir ihtisas gerektiren işler. Böyle gözlemlemeyle yapılacak işler değil. Siz inşaat mühendisiniz. Evet. İnşaat mühendisi olarak neler söylersiniz? Tabii ki şimdi bu oradan da devam edelim o zaman. Gözlemle yapılacak işler değil. Şimdi biraz daha biz bu konu noktada daha mikro ölçekli çalışmaları başlatıyoruz. Bununla ilgili kurumlarla, kuruluşlarla irtibata geçtik. Bu çalışmaları hayata geçireceğiz. Hem vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşadıkları yerlerle ilgili bilgi sahibi olmaları hem de bundan sonrasıyla ilgili yapılaşmayla ilgili daha fazlaca donenin elimizin altında olmasıyla ilgili. Bu biraz da nasıl diyelim, doktora gittiğiniz zaman ilk önce doktorda klinik olarak sizin rahatsızlıklarınız söylenir. İşte öksürüyorum, sırtım ağrıyor, karnım ağrıyor, şuram ağrıyor vesaire gibisinden. Doktor klinik olarak dinler, bakar. Eğer ki bulgular biraz daha fazlaca bir şeylere ihtiyaç duyuyorsa MR çekinir, ileri gözlemler yapılır, tetkikler yapılır, kan tahlilleri yapılır vesaire vesaire vesaire. Binalarda da böyle. İlk önce bir gözlemsel. Gözlemsel olarak eğer karşınıza farklı şeyler çıkıyorsa ondan sonra ileri teknikler. Gerekiyorsa deprem açısından veyahut da düşe yükler açısından binanın ayakta durup duramayacağı ile ilgili, yapının performansı ile ilgili ileri derecede tetkikler yapılabilir. Ama bunları yapacak kişiler de bu işin ihtisasını yapmış iyi kişiler olması lazım. Yoksa herkes ben bu işi yaparım diye ortaya çıkarsa bu iş olmaz. Sonunda vatandaş doğru bilgiye ulaşamaz. Doğru sonucu alamaz. Ama bunlar yapılabilir mi? Elbette ki teknolojik olarak bunların yapılması mümkün. Yapılabilecek şeyler. Ve biraz da şey çok modaya çıktı. Güçlendirme mevzusu modaya çıktı. Böyle neyi güçlendireceksiniz? Güçlendirecek şeyin bir kere güçlendirme dediğiniz şey neye karşı güçlendirecek? Bir kere yapının ayakta durmasıyla ilgili bir risk varsa güçlendirme veyahut da herhangi bir yapı elemanının güçlendirilmesi. Ama işin bir diğer tarafında depremle ilgili binanın toplam olarak tasarımıyla ilgili bir sıkıntı varsa o güçlendirme işi daha farklı bir iş. Bunların hepsi ihtisas gerektiren işler. Eğer ki bir korkusu var ise yapısıyla ilgili muhakkak ki incelettirebilir. Şimdi çok fazla duymaya başladık. Bizim bina bir bakılsa edilse ama böyle baktığınız zaman gözden bu bina iyi binaymış veyahut da bu bina değilmiş diyemezsiniz. Mesela deprem bölgesinde de gördüğümüz dışarıdan baktığınız zaman herhangi bir şey yok ama ağır hasar almış bina. Ağır hasarlı olan yapılar var. Ama şunu rahatlıkla söylemek lazım ki taşıyıcı sisteminde herhangi bir çatlağın patlağın olmadığı bir yapıyla ilgili endişe edecek bir şey yoktur ilk başta. Önemli olan taşıyıcı sisteminde hasar olmaması, taşıyıcı sisteminde herhangi bir problemin olmaması. Çünkü bizim için öncelikli olan binayı ayakta tutan taşıyıcı sistemlerdir. Kolonudur, kirişidir, betonarme perdeleridir. Onlardan sonrasındaki işler ikincildir. Ama birincil önemli olanlar taşıyıcı sistemlerdir. Bu süreç kentsel dönüşümü bir kez daha gündeme getirdi. Ne kadar ihtiyaç olduğunu söyledi ki kentsel dönüşüm eşittir kocasından. Şimdi tabii Allah korusun baktığınız zaman yüksek katlı yapılarda da düşük katlı yapılarda da yıkımı görüyorsunuz depremde. Mühendislik görmemiş. İşin tekniğe göre yapılmamış. Veyahut da işin tekniği tamam ama yapım şartları düzgün yapılmamış. Veyahut da uygulamadan kaynaklı hatalar neticesinde, problemler neticesinde ortaya çıkmış birçok sorunlar var. Burada işin en önemli tarafı kitabına uygun bir şekilde bu işlerin yapılması. Hem uygun malzemenin kullanılması, hem uygun işçiliğin yapılması, hem de malzemenin uygulandıktan sonra korunması. Beton dediğiniz malzemeyi, tamam betonarmeyi döktük, betonu döktük dediğiniz zaman bu iş bitmiyor. Betonun da korunması gerekiyor, kürlenmesi gerekiyor, sulanması gerekiyor gibi orada birçok süreç var. Tabii ki zamanında bunlar iyi yapılmamış yapılar ise
başınıza Allah vermesin sıkıntı getirebiliyor. Kentsel dönüşüm bu noktada özellikle bizim yaptığımız yerlerdeki kentsel dönüşüm imarsız yapıların olduğu yerlerdi. İmar faaliyetinin herhangi bir teknik çalışmadan yapılmadan yapılmış evlerdi. Birçok yerlerde bir kat, iki kat, üçüncü kat böyle üst üstüne avami tabirle delme takma yapılmış yerler var idi. Bunlardan dolayı biz bu işe çok öncelik hız vermeye çalışıyoruz kentsel dönüşüme. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok konuşması var. Adeta diyor ki yalvarıyorum ne olur kentsel dönüşümü hızlandıralım diyor. Evet kentsel dönüşümü hızlandırmak lazım. Bunun için de bizim sadece belediyenin, kamunun kentsel dönüşüm yapalım demesiyle bu iş olmuyor. Rıza esaslı, anlaşmayla olacak bir iş. İşin bir tarafında tek taraflı olarak biz kentsel dönüşümü yapabilme gücünde olmuş olsaydık herhalde sizin programınız da çok oldu. Argıncık bugün konuşulmazdı. Doğru. Biz Argıncık'ı şimdiye kadar 30 kere yapardık. O kadar alanda 3000'in üzerinde kentsel dönüşümle ev sahibi yapmış bir belediye olarak bunları şimdiye kadar yapmış bitirmiş olduk. Ama kentsel dönüşüm işi işin bir tarafında müteahhit, bir tarafında hak sahibi ve bu ikisi arasında da hem hukuku koruyan hem işlemleri yürüten bir belediye. Ve inşallah bundan sonrasında da vatandaşlarımız bu işe biraz daha ehemmiyet gösterirler. Vatandaşlarımız bu işe daha fazlaca hassasiyet göstererek hem şehrimiz için hem kendileri için hem de geleceğimiz çocuklarımız için bunu bir an önce hayata geçiririz. Son soru, sona geldik. Bu sporları merkezi çalışmaları, siz o bölgeye gittiniz. Kuşçu bölgesi de sanırım çok acayip bir merkez oluyor. İnşallah. Şimdi Kuşçu ile ilgili Bekir abiden başlayan, devam eden süreçte Mustafa Çelik Başkan'ın da bizim de o bölgeyle ilgili böyle bir şeyler yapma gayretimiz var. Yamula'da hemen barajın kenarında ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Sayın Valimizin de biliyorsunuz ağaçlandırma ile ilgili evet. Sağ olsun orman müdürümüze verdiği talimatta yapmış olduğu çalışmalar. Su sporları merkezini de burada böyle bir su sporları merkezi deyince o çok heyecanlanmıştı. Hatta dört gözle bekliyor diyebilirim orayla ilgili çalışmayı. Şu anda su sporları merkezimizin temelini atılmak üzere harfiye çalışmaları başladı. İhale edildi. İnşallah en kısa süre içerisinde tesisin yapılıp bitmesi nasip olsun. Çünkü geçtiğimiz yıl biliyorsunuz orada bir Türkiye kupası düzenlendi. Türkiye şampiyonası düzenlendi. Yani bunlar şehrimizde yapılabilir şeyler. Bir şehirdeki bu tip aktivitelerle birlikte hem şehirde bir heyecan oluşuyor, bir hareket oluşuyor. Hem de şehir ulusal, uluslararası manada gündeme geliyor. Bunun için de bu tip alanları tabiat olarak da müsait olan bu güzelliklerimizi, bu imkanlarımızı hem vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Hem şehrin istifadesine sunuyoruz. Hem de bu şekilde yapılan aktivitelerle birlikte şehrin ekonomisine bir hareketlilik kazandırılıyor. Bundan dolayı son derece ehemmiyetli. İnşallah biz su sporları merkezi Anadolu'nun ortasında, Kayseri'de deniz olmayan bir yerde ama Yamula gibi bir iç denizi olan bir bölgede neden olmasın? İnşallah olur. Kazandırmış olacağız. Bu Mithatpaşa'ya gitmiştiniz. Bir vatandaş, başkanım yolları yap dedi size. Ne yapalım yollara? Mithatpaşa tosunu attıracağız. Onu paylaşmışsınız. Çok hoşuma gitti o. Şimdi orada gezerken vatandaş biri geldi. Başkanım dedi. Ben de ne istersiniz dedim. Zaten ne istersiniz deyince iş bitiyordu. O da yol dedi. Tam da dedik biz işte buraya yol için geldik. Hakikaten Mithatpaşa yoğun bir şekilde imarlaşmaya başladı o bölgelerimiz. Böyle olunca da bizim yollarımız, altyapılarımız hem yenilememiz gerekiyor hem de ihtiyaca göre bunu daha ne diyelim nitelikli hale getirmemiz gerekiyor. Bu sene de yoğun çalışacağımız mahallelerimizden bir tanesi Mithatpaşa mahallemiz. Orada nasipse inşallah belirlediğimiz güzergahlar var, yollarımız var. Onların hepsini yapacağız. Tozunu atlayacağız diyorsunuz. Ya şimdi inşaat olunca biraz toz toprak oluyor. Haliyle biraz insanlar böyle aman yol yapılsın diyor ama 3 gün sonra da iyi de başkanım diyor ya burası tozdan topraktan geçilmiyor diyor. Günlerdir kapalı diyor. 3 gün kapalı ama günlerdir diyor. Doğru girip çıkması biraz zor olduğu için böyle bir sıkıntı da oluşuyor. Orada anlayışlarına sığınıyoruz. Bütün bölgeler için söylüyorum. Gene bu sene Kocasinan'ın her bir tarafı şantiye olacak.
mahallelerimiz içerisinde yoğun bir şekilde yapılacak yerlerimiz var. Ama yapılınca güzel oluyor. İyi günlerde kullansınlar, sağlıkla kullansınlar inşallah. Yapıp bitince de tertemiz, mis gibi uzun bir süre inşallah hizmet verecek bir altyapı sağlanmış oluyor. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Çok sağ olun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla, sıhhatle inşallah huzur içerisinde bayrama yetişmek nasip olsun diyorum. Çok teşekkürler. Programımız burada sona erdi. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.